Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere kabakla 10 dakikanızı almayacak enfes bir tarif hazırlayacağım. İster ana yemek olarak, isterseniz de çay saatleriniz için bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, tarifime geçmeden önce yeni dikiş kanalı açtım. Linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Mavi linke tıklayarak yeni kanalıma ulaşabilirsiniz. Bir de nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim diyorum. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. 3 tane kabağı yıkadım, hazırladım. Şimdi doğramaya geçiyorum. Kullandığım kabaklar küçük boy arkadaşlar. Büyük boy kullanıyorsanız bu tarif için bir tane de yeterli oluyor. Şimdi kabaklarımızı şöyle büyük olmayacak şekilde doğrayalım. Şimdi doğradığım kabaklarımı şöyle derin bir kaba alıyorum. Şimdi de kabakların üzerinden biraz pul biberi, biraz kırmızı biber, çok az karabiber, şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı un ekliyorum ve eşit şekilde karıştırıyorum. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Ve hazırlayıp sosladığım kabağımı tavama alıyorum. Şöyle dibindeki unları fazla almayalım. Şimdi ara ara karıştırarak kabağımız yumuşayana kadar pişirelim. Kabaklarımı yumuşayana kadar soteledim. Şimdi de üzerinden bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle bir kere karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Yeterli. Sotelediğim kabaklarımı tekrardan kaseme alıyorum. Tavama tekrardan bir çay kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağımın erimesini bekliyorum. Tereyağım eridikten sonra bir tane yumurta kırıyorum. Bu şekilde karıştırarak pişirelim. Yumurtamı katı bir şekilde pişirdim. Bu kadar yeterli. Ocağımın altını kapatıyorum. Pişirdiğim yumurtamı da kabakların üzerinden ilave ediyorum. Şöyle 5 dalda soğanı ince ince doğradım. Soğan yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Şöyle 1 yemek kaşığı dolusu da soya sosu ekliyorum. İstemeyen arkadaşlarımız soya sosu kullanmadan da yapabilirsiniz. Şimdi eşit şekilde karıştıralım. Şimdi yemeğimi servis tabağına koymaya geçiyorum. Yemeğim servise hazır arkadaşlar. Geriye kaşık kaşık yemesi kaldı. Gördüğünüz gibi her evde olan malzemelerle enfes bir tarif oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Şöyle de bir göstereyim. Evet arkadaşlar, isterseniz ana yemek olarak, isterseniz de çay saatlerinde hazırlayabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu ve bunun gibi pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.